Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, kimi zaman ürperdiğimiz, kimi zaman da merak ettiğimiz, tam olarak cevabını bulamadığımız, birilerinin de "Hayır böyle şeyler yok." deyip geçiştirdiği ama ehli sünnet inancına itikadına göre inanmamız gerekenler ve merak edilenler bölümünde bugün canlı yayında sizlerle kıyamet alametleri bahsini açıyoruz. İnşallah doğru bilgiler verir ve bu bilgiler bizler için Hayırlara vesile olur. Kıyamet alametleri, küçük alametler, büyük alametler ve bunlar nelerdir? Bunları sıralamak oldukça kolay. Çünkü birçok yerde görebiliyoruz bunları. Belki ezbere biliyoruz. Kulaklarımız aşina ama ondan evvel bu kıyamet alametleriyle alakalı aklımızda bazı sualler olabilir veya birilerinin suallerine bizler karşılaştık, aklımız karıştı. Evvela bu soruların cevaplarını verelim, sonra devam edelim o kıyamet alametlerini anlatmaya saymaya. İlk önce hadis-i şeriflere inanmak gerekiyor. İnkar etmek maksadıyla tevile kalkışmak büyük bir sapıklıktır. Hele hele mütevatir denilen birçok yerden Geldiği sağlam olduğu belli olan bir hadis-i şerifi inkar etmek büyük bir tehlikedir insanın imanı için. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz birazdan. Deccal'den, Dabbetül Arz'dan, İsa Aleyhisselam'ın inişinden Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili olarak günümüzde bir kampanya neredeyse yapılmış. Sözüm ona kendine hoca diyen birileri Özellikle internet sayfalarında, videolarda bunların hepsinin yanlış olduğunu, böyle şeylerin olmayacağını söylüyorlar. Bununla ilgili olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Birilerinin dediği gibi, "Efendim Kur'an yeter. Hadislere gerek yok. Mantığıyla gidilemez. İslam mantık dini değildir ama insanın mantığına uygun her şey de onun içindedir." Ne demek bu? Şu demek Birçok şey akılla izah edilemez. Nedir? Deccal'in çıkacağı, "Ben sizin Rabbinizim." diyeceği haşa, değil mi? Güneşin batıdan doğması mesela, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi bunlar olağanüstü hadiseler. Kabul ediyorum. Evet doğru, harikulade olaylar. Akılla izah edilemez. Ama şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birçok mucizesini Kur'an-ı Kerim'de yazan diğer peygamberlerin mucizelerini okuduktan, gördükten sonra acaba böyle şeyler olabilir mi demek akla ve o çok sevdikleri mantığa uygun mudur? Düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden mucize dirit diyen etrafındakilere Allahu Teala'ya dua etti. Onun izniyle mucizeler geldi. Ama yine de ne yaptılar? Ebu Cehil başta olmak üzere inanmadılar. İbrahim aleyhisselamı ateş yakmadı, Nemrut gözüyle gördü, Nemrut'un yanındakiler gözleriyle buna şahit et, şahitlik ettiler ama yine inanmadı. E, Musa aleyhisselamı hatırlayın. Musa aleyhisselamın asası kocaman bir yılan oldu. Ama yine Firavun etrafındakiler iman etmedi. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltti, körleri iyi etti, On iki kişiden başka yanındakilerden başka iman eden olmadı. Ama bakın, Salih aleyhisselamı hatırlayın mesela. Bir deve mucizesi vardı. Hiç süt eksilmedi, herkes doydu ama nankörlük sebebiyle bu ellerinden alındı. Bunları çoğaltabiliriz. Anlatmak istediğim, gayrimüslimlerden, bu mucizeleri gören gayrimüslimlerden iman etmeyen çok Demek ki mucize ve keramet gibi olaylar imtihanı bozmuyor. Şimdi bunlar nereden geliyor? Bunlar hadis-i şeriflerden geliyor. Bunları birazdan sizlerle ele almaya çalışacağız. Bunlar bize şu anda ne kadar uzak, ne kadar harikulade, doğaüstü bir mucize e, olarak gelse de işin özünde şu var. Allah azze ve celle nasıl babasız bir çocuk dünyaya getirebiliyorsa, annesi babası olmayan Adem aleyhisselamı dünyaya getirebiliyorsa, elbette ki her şeyi de yapabilir. Bizim şu aciz aklımızın almayacağı. Bunu ilk önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Sırat konuşulacak, mizan konuşulacak belki, sahih hadislerle bildirilmesine rağmen, bizim aklımız almıyor denen birçok fırka vardır. Mu'tezile gibi ve Habiler mesela bunlar benim aklımı almıyor derler. Ama senin aklın bundan 100 sene önce radyasyonu almıyordu. Senin aklın X ışınlarını ve şu anda tomografi cihazlarında kullanılan ışınları almıyordu. Birisi 100 sene önce deseydi ki, efendim, bütün böbreğinin içindeki küçücük damarları, her şeyi gösteren bir alet var. Yüz sene önce Vehhabiler böyle şeyler olmaz diyordu. Ama şimdi bırakın onu, çocuğun anne karnında 40-50 günlük çocuğun üç boyutlu resimleri çıkartılıyor. Biz şu anda anlamıyoruz evet. Çünkü bizim için çok harikulade olaylar. Ama bunları yok demek büyük bir cahilliktir. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi Ehli sünnet alimlerine göre o korkutan Kur'an'ın tabirlerine göre nedir kıyamet alametleri? Değerli dinleyenlerim, kıyamet bildiğiniz gibi her şeyin son bulması, yani yeryüzündeki bütün canlı varlıkların, tabiatın içerisinde bitkilerin her şeyin olduğu bir zamanın sona ermesi diye biliniyor. Dolayısıyla bunun bazı alametlerini anlatmaya başlayınca bazıları diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyordu ki, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurdu. Dolayısıyla kim kıyamet hakkında haber verebilir? İlk önce buna cevap verelim bu alametlere geçmeden önce. Elbette ki kıyamet şu zaman kopacaktır diye bir söz yok. Yine Allahu Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmesiyle zaten bunlar olmuş. Yani Deccal, Dabbetül Arz, İsa aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, inecek olması, Mehdi aleyhisselam gibi bu alametler yine Allahu Teala tarafından bildiriliyor. Eğer biz buna inanmazsak ne olur biliyor musunuz? Haşa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi düşüncesi, kendi kafasından hareket eden bir insan gibi düşünmüş oluruz. Bu da peygamberliğine ne olur? Yakışmaz. Hasılı biz bunlara ehli sünnet inancına mensup insanlar olarak boynumuzu bükmeli ve inanmalıyız. Bunu da sizlerle paylaşalım. Değerli dinleyenlerim, kıyametin alametleri ikiye ayrılıyor. Küçük alametler ve büyük alametler diye ayrılmış. Kıyameti yakın zamanda Neler olacak? Bununla ilgili bazı bilgiler var. Bu bilgileri yavaş yavaş sizlerle paylaşmaya başlayalım. Siz de radyolarınızın başında veya YouTube üzerinden tekrarını takip ediyorsanız programa sizin ilginizi dağıtacak birçok şeyden uzaklaşarak dikkatle bize kulak vermeye çalışınız. Ve son olarak şunu da söylememe izin verin. Ne kadar bugünden bahsedildiğini birazdan sayacağımız kıyamet alametlerinin neredeyse tamamına yakanının çıktığını duyunca daha da bir irkileceğiz zannediyorum. Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacak. Sonra da büyük alametler. Kıyametin küçük alametleriyle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlar. Okuyacağım hadis-i şerifler, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Ya'la ve Taberani'de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri buyurdu. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça Emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. İlim kalmadıkça, depremler katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Yetmiş tane ben peygamberim diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamete yakın zamanda erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz. Livata. Eşcinsellik mübah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmaz. Ve kıyamete yakın zamanda kıyametin yaklaştığını aktaran uyarılar şöyle yer alıyor. İnsanlar Temizlikte fazla titiz olacak. Vesvese edip dinde hadlerini aşacaklar. Ortalık bozulacak. Dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Çalgı her yere yayılacak. İşler ehli olmayana verilecek bu dinin başlangıcı gibi sonu da garip olacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Zengine malı için tazim edilecek. Fuhuş yayılacak. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. İlim kalkacak, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalacak. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmayacak. Diğer alametler şöyle sıralandı. İslam'a uymak ayıp sayılacak. Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesleri yükselecek. İçki çok içilecek. Emanete hıyanetlik edilecek. İnsanlar İslam'ı anlatmak, akrabalarına, komşularına, "Haydi siz de şu haramlardan vazgeçin." diyemeyecek. Dine uymak, dindar olmak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılacak. İşte bunlar kıyamet alametlerinin küçükleriydi değerli dinleyenlerimiz. Çocukluğumuzdan beri duya geldiğimiz büyük alametlerse şöyle sıralanıyor. Mehdi aleyhisselam, Deccal, İsa aleyhisselam, Dabbetül Arz, Yecüc, Mecüc, Duman çıkması, Güneşin batıdan doğması, Yer batmasının yaşanması, ve ateş çıkması şeklinde. Şimdi bunları sizlerle incelemeye başlayalım. Değerli dinleyenler, Mehdi Aleyhisselam, hadisi şeriflerde şöyle buyruluyor. Tirmizide geçen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular: Kıyamet kopmadan önce Allahu Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adaletle dolar. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek "Bu Mehdi'dir, sözünü dinleyin." diyecek. İlerleyen dakikalarda şimdi Özet halinde sizlerle paylaşıyorum. Daha ayrıntılı bilgileri vermeye çalışacağız. Mehdi Aleyhisselam'ın bir görevi var. Mehdi Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde, daha doğrusu kendisinin görevi başladığında, bilindiğinde 40 yaşından sonra olacak. Eserlerde yazdığına göre Mehdi Aleyhisselam 40 yaşına gelmezden evvel kendinin mehdi olduğunu bilmeyecek. Bir mucize eseri 40 yaşına geldiğinde kendisine tüm ilimler verilecek ve o zaman herkesin anlayabileceği bir sesle gök yarılması, şimşek, yıldırım ne derseniz deyin şöyle bir ses işitilecek. Ey Allah'ın kulları komutanınız Mehdi yeryüzüne inmiştir. Haydi onun saflarına. Ve böylece işte dualarımızda yer alan Mehdi Aleyhisselam'ın ordularına katılan askerler konusu gündeme gelecek. Şöyle bir soru akıllarda olabilir. İsa Aleyhisselam'dan bahsedelim. Kıyamete yakın tekrar gelecek deniyor. Haşa, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem görevini yapamadı mı da İsa aleyhisselam onu tamamlayacaktır. Böyle bir anlam çıkartılıyor. Bu çok çirkin bir iddiadır. Hemen söyleyelim. Her peygamber görevini yapmıştır. Peygamberler senin benim gibi insanlar değildir. Bizim örneğin ismet sıfatımız yok. Bizim yine tebliğ sıfatımız yok. Peygamberler gibi değil. Biz de birilerine bir şey anlatırız. Ama onlar gibi değil. Bizim doğruluk Peygamberlerdeki doğruluk sıfatımız yok. Onlar gibi değiliz. Bizim mucizelerimiz yok. Biz günah işlemeden duramıyoruz. Dolayısıyla her peygamber kendi görevini zaten yerine getirmiştir. Bir örnek vermek gerekirse böyle düşünenlere bu soruyu soranlara cevap şu olabilir. Musa Aleyhisselam da dinini yayarken kardeşi Harun Aleyhisselam vardı. Böyle birçok peygamber geldi. Yani aynı anda peygamberler de vardı yeryüzünde. Harun Aleyhisselam ona yardım etti. Eshab-ı Kiram dinimizin yayılmasına hizmet ettiği gibi kıyamete kadar gelecek bütün alimler de dinimize hizmet etmeye devam edecek. Bu hizmete Mehdi Aleyhisselam ve Eshab-ı de katılacak. İsa Aleyhisselam da Allahu Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı istemiş ve isteği kabul edilmişti. Lakin bildiğiniz gibi İsa aleyhisselam öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Onu gammazlayan yani İsa aleyhisselamın yerini söyleyen biri Allahu Teala'nın takdiriyle İsa aleyhisselamın yüzüne yüzü çevrildi ve o öldürüldü. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam dua etmişti ve kıyamete yakın peygamberlik vazifesiyle değil bu ümmetin bir ferdi olarak gelecek, Allahu alem ve İslamiyetin yayılması için çalışacak. Bütün batıl dinleri, Hristiyanlık dahil dinleri kaldıracak. İsa Aleyhisselam, tekrar ediyorum, bir peygamber olarak peygamberlik göreviyle daha doğrusu değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma duasının kabulü için gelecek. Zuhruf Suresi'nin 61. ayetinde şöyle aktarılıyor. Elbette o İsa aleyhisselam'ın kıyamete yakın gökten inmesi kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin. Bana tabi olun. Tek doğru yol budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte az önce size okuduğum bu ayeti açıklıyor ve şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Meryem'in oğlu İsa adil bir hakem olarak gökten inecek. Haçı kıracak Hristiyanlığı kaldıracak. Domuz etini yasaklayacak. İslam'dan başka şeyi yasaklayacak. İsa inince evlenecek, bir oğlu olacak. 40 yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir. İsa aleyhisselam da yüzyıllar öncesinde şöyle buyurmuştu. Deccal'in çıkması kıyamet alametidir.'' ben Allah'ın izniyle gökten inip onu öldüreceğim dedi. Değerli dinleyenlerimiz, İsa aleyhisselam bir peygamber olarak gelmeyecek, İslam'ı kuvvetlendirmek için gelecek. Mehdi aleyhisselam da birazdan anlatmaya çalışacağım, yine aynı görevle gelecek. Eskiden nebiler geliyor, Resullerin getirdiği dini kuvvetlendiriyorlardı, yani yardımcı oluyorlardı. Bugün de bakın birçok hoca efendimiz var. Efendim, onlar da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen alimler onlar. Ne yapıyorlar? Onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. İsa aleyhisselam gelecektir. Onun gelmesi haktır. Onunla ilgili olarak üç tane hadis-i şerif seçtim. Dilerseniz onları paylaşayım. Müslim Hakim ve Ebu Davud bu hadisi şerifleri rivayet edenler. Ahir zamanda İsa indikten sonra hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer, aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz. İsa Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmayacaktır. İsa inince İslamiyetle hükmedecektir. O zaman Allahu Teala Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Sonra yeryüzünde sükun, emniyet meydana gelir. O kadar ki, aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa ölünce cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır. Nisa suresinin 157 ve 158. ayetlerinde, İsa aleyhisselamın öldürülmediği Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın yere ineceği, Deccalı, domuzu öldüreceği, haçı kıracağı anlatılır. Bir başka yine sualle devam edelim. Şöyle deniyor, İsa aleyhisselam geldiği zaman Kur'an'ı inkar etmeyeceğine göre, kendisinin peygamber olduğunu bildiren ayetlere de inanacaktır. Peki bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber oluşunu inkar etmiyor mu? Şu sıralar sosyal medyada da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Cevap aslında kolay. Haşa, İsa aleyhisselam kendisinin peygamber olduğunu niye inkar etsin ki zaten Allahu Teala'nın gönderdiği seçkin peygamberlerden bir tanesi lakin Allahu Teala'ya dua etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğünü sadece İsa aleyhisselam değil Adem aleyhisselam dahi biliyordu Hatırlayın lütfen Adem aleyhisselam Allahu Teala'ya bir gün ne demişti Ya Rabbi ben senin isminle onun ismini yan yana gördüm cennette. Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmadan yani yeryüzüne gelmeden önce onun ismi vardı. İsa aleyhisselam'ın kendisini bilmesi çok da zor bir şey değil. Deccal'in geldiği de, öldüğü de bu arada doğru değildir. Bazıları Deccali televizyona benzetiyorlar, internet diyorlar mesela. Efendim Mehdi geldi denince Hazreti İsa ile Deccal'ı da getirmek gerektiği için akıl almaz teviller yapılıyor. Kimisi İsa Aleyhisselam'ın kendisinin gelmeyeceğini, bir akım geleceğini söylüyor. Deccale televizyon diyen var veya bir e, zalim yöneticinin ismi veriliyor. Deccal budur diye. Deccal doğu tarafından çıkacaktır. Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecektir. Bir gözü kördür, boyu kısa, saçları kıvırcıktır. Deccal'in çocuğu olmayacaktır. Ben sizin tanrınızım diyecektir haşa. Onun tanrılığına inanınca insan kafir olacaktır. Deccal öyle açlığın olduğu, sefaletin olduğu bir zamanda gelecektir ki insanlar yedi yıl kıtlık yaşayacaklardır. Ve bu kıtlıktan sonra düşünün iki gün aç gezsek halimiz nasıl oluyor? Yedi sene boyunca kıt kanaat geçiniyorsunuz ve bütün o kuraklık zamanında ayakta duracak halde değilseniz ve deccal çıkıyor bir imtihana mebni olarak bir tarafında etler, birçok yemekler, içecekler hayalinize getirmeye çalışın. Bir tarafta da cehennem, işte burası benim cehennemim, şurası cennetimdir, ben sizin Rabbinizim diyecek ve öyle bir hal olacak ki insanlarda İman zayıflığı elbette en önemli göstergesidir. İnsanlar eğer onun Deccal olduğunu efendim bilip de "Hayır ben sana inanmıyorum." derse cehennem olarak gösterdiği ve atıldığı yer onun için İbrahim aleyhisselam'ın atıldığı ama gül bahçesine dönüşen yer olacak. "Eğer ben sana iman ediyorum." derse Allah korusun. Senin cennetine girmek istiyorum derse de cehenneme girecek. Peki, Deccal ile alakalı ne söylenebilir? Deccal az önce söylediğimiz gibi bir imtihan, büyük bir imtihandır. Deccale nasıl karşı koymak gerekir? Bizler Müslüman olarak şuna inanacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu'nu biz zaten dünyada görmeyeceğiz. En büyük kaynağımız budur. Bir ölümü yaşamamız, öldükten sonra dirilmemiz gerekiyor. Hasılı, benim Rabbim Celle Celaluhu ben öldükten sonra bana görüneceğine göre diye insanlar en kolay yoldan Deccali efendim savuşturabilirler. Peki bu kolay mı olacakmış? İnanın kolay olmayacak. Nereye gidiyorsa bütün yerleri kasıp kavuracak ve o zaman insanlar şehirlerden köylere şöyle dağlara, daha sakin yaşayış yapacakları yerlere gidecektir. Deccal'in zamanında bulunan müminlerin gıdası, meleklerin gıdası gibi tesbih olacak buyruluyor. Allahu Teala o zaman tesbih edenlerin açlığını giderecek buyruluyor bazı hadis-i şeriflerde. Yani bakın tesbih, bildiğiniz tesbih, plastik tesbihler var. Bir de zeytinden ve bazı ağaçlardan yapılan biraz oyulmuş tesbihler vardır. Nohuta benzer. İşte açlıktan insanlar o tesbih tanelerini ezip şöyle havanda onları yiyecek hale gelecekmiş ki Deccal'in çıkacağı zamanda ki açlığı düşünün. Zaten kolay bir zamanda çıksaydı Deccal örneğin hiç açlığın olmadığı bir zamanda karnınız doydu diyelim. Ben size İbrahim abiniz olarak İskender döner ısmarlayabilir miyim veya bir çorba ısmarlayabilir miyim dediğin zaman Yok ben içmeyeceğim. Nasıl olsa karnım tok dersiniz. Ama günlerce aç olan bir insana yemek, yemek ister misin dediğim zaman tabii tabii böyle bir şevkle gelirsiniz. Şimdi Deccal'in de geldiği zaman müthiş bir kıtlığın, açlığın olduğunu düşünün. İnsanlar kolunu kıpırdatacak bir enerjiye sahip değiller o zaman da. Ona göre değerlendirmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, Deccal ortaya çıktığı zaman herkes İman edecek ama buraya lütfen dikkat ediniz. Olağanüstü alametler görülmeye başladığı için artık imanın kabul edilmeyeceği açıklanıyor. Yani deccal çıkıp öldürüldüyse o zaman niye hala insanlar iman etsin diye uğraşılıyor ki? Bu konuda ayet ve hadisler mi inkar ediliyor? Çünkü bakın çok net hadisler var. Medine, körüğün demirin pasını çıkardığı gibi deccalı çıkarır. Her peygamber ümmetini deccal ile korkuttu. Ümmetimden hak üzere devam edenler deccal ile savaşırlar. İsa aleyhisselam deccal ile savaşırken Mehdi aleyhisselam onunla beraber olacaktır. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar deccalden büyük fitne yoktur. İşte bunlar hepsi Buhari'de, Müslüm'de, Ebu Davud'daki hadis-i şerifler. Yani ittifak edilen hadis-i şerifler. İşin tam burasında. Çelişkinin olmadığını söyleyelim. Allahu Teala'nın kitabında haşa zaten çelişki yoktur. Sünnet-i Seniyye'de de yoktur. Ama maalesef günümüzde bu işin artık çok hafife alınması, bilerek veya bilmeyerek olsa burnunu İlim erbabı olmayanların bu konulara sokmasından dolayı sulandırılmaya çalışılmıştır. Değerli kardeşlerim, hadis kitaplarında deccal çok anlatılıyor. Bir gün o zaman bir yıl gibi olacak. Alimlerimiz mesela kutuplar gibi altı ay gece, altı ay gündüz olan yerlerde nasıl namaz kılınması gerektiğini, nasıl oruç tutulması gerektiğini bildiriyorlar biliyorsunuz. Çünkü altı ay boyunca gece var. E ne zaman gündüz oldu, sabah namazı ne zaman? O ana göre belli namaz vakitleri var, belli oruç saatleri vardır. Bir gün, bir yıl gibi uzun olmasaydı namazı böyle kılın buyurmazdı. O zaman da Deccal'in geldiği zamanlarda ne kadar ilginç bir yıl gibi olacakmış bir gün. O kadar uzun olacakmış, o kadar sıkıntılı günler olacakmış. Allahu Teala o zor günlerde bizlerin yardımcısı olsun. Nasrettin Hoca'nın anlattığı gibi sorup duruyorlarmış. Efendim, kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak diye demiş ki oğlum, küçük kıyamet mi, büyük kıyamet mi? Nasıl demiş ya? Kıyametin büyük küçüğü olur mu? E küçük kıyamet benim öldüğüm zaman. Ben öldükten sonra büyük kıyamet kopmuş, kopmamış. Beni şu anda ilgilendiren bir durum değil. Ben henüz şu küçük kıyametin bile boynumdaki sorumluluğunu atabilmiş değilim diyor. Ne zaman olur kıyamet? Ne zaman kopar Deccal? Ne zaman gelir? Müslüman biz bunlarla uğraşmıyoruz. Biz bunların olduğunu bilip yine bizden sonrakileri uyarmaya çalışıyoruz. Görevimiz budur. Yoksa burada falcılık, müneccimlik yapmıyoruz birilerinin anlattığı gibi kıyamet ne zaman kopar? Şu zaman mı? Kaç senemiz kaldı? Bunlarla uğraşacak insanlar değildir Müslümanlar. Ama bunları reddederek bunlar masaldır diyenlere de cevap vermemiz gerekir. Eğer vakit yeterse bazı notlarımı aldım, onları da paylaşmak istiyorum. Deccal ile alakalı ama şu dabbetül arz meselesine biraz geçelim istiyorum. Şimdi İsa Aleyhisselam peygamber olduğunu bildirince, Yahudiler ne istedi İsa aleyhisselamdan bir mucize göster dediler hatırlarsınız. Şu dediler hastayı iyileştir, bir bakalım yani bir görelim. Allahu Teala'ya dua etti. Zaten peygamberlerin mucizeleri Allah'tan gelir. Her şey, keramet, şu bu, bizim yemek yememiz, şu an benim konuşmam, sizin duymanız, her şey kendisinin izniyle olur. Dua etti ve mucize olarak geldi elini bir sürdü hastaya, iyileşti. Bir tane gözleri görmeyen kişiyi getirdiler İsa Aleyhisselam'a. Hadi dediler onu yaptın. Yetmiyor bakın gördükleri bir mucize. Tamam onu yaptın. Bunu da düzelt bakalım. Uyardı bakın dedi bunu ben yapmıyorum. Benim de sizin de sahibiniz olan Rabbimiz Celle Celaluhu'nun izniyle bunlar oluyor. Peki yap dedi. O gözleri görmeyen kişinin gözüne elini sürdü gözü açıldı. Şimdi şaşırmaya başladılar. Hastayı iyileştirdi. Kör bir adam getirdik, gördü. Yavaş yavaş iman etmeye başlayanlar da oluyor. Daha zor, onlara göre daha imkansız bir şey istediler. Ne dediler? Ya İsa, biz sana hala inanıcı değiliz. Şu ölüleri dirilt bakalım. Yine dua etti. İsa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle ölüler dirildi. Yine bu olunca daha da şaşırdılar. Ama her defasında her mucizeden sonra bir veya iki kişi kafasında soru işaretleri oluyor. Bu sefer dediler biz daha farklı bir şey isteyelim. Çamurdan bir kuş yap dediler bize. Dişi olsun bu kuş, ağzında dişleri olsun. Aynı zamanda hayız görsün ve yavru doğursun dediler. Şimdi o kadar çok zorladılar ki hem hayız görecek, aynı anda yavru doğuracak efendim, ve çamurdan olacak. Ve kuşun normalde dişleri olmaz. Dört beş tane böyle farklı birbirinden uzak eklemelerde bulundular. Onlara göre mümkün değildi. Yine dua etti Allahu Teala. Allahu Teala'ya ve İsa Aleyhisselam o duanın karşılığı olarak Allahu Teala'dan mucizeyi aldı. O mucizeyi gösterdi. Çamurdan böyle bir şeyler yaptı. Bir üfledi. Bildirdikleri gibi yarasaya benzeyen bir efendim kuş oldu. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bugün yine tartışma şu. Efendim, Dabbetül Arz hem ayette var hem hadislerle sabit. Efendim birileri televizyon diyor, birisi radyo diyor, birisi akıllı telefonlardır diyor. Ondan sonra hatta işi o kadar sulandırıyorlar ki, dabbetül arz diyoruz ya, dabbe ne manaya geliyor? Debelenen, yerinde böyle debelenip duran manasında. Cep telefonlarında şimdi titreşim özelliği var ya, e ee, dabbe buradan geliyor diyenler de var. Hatta dabbe hayvan değil, AIDS hastalığı diyenler var garip garip şeyler var. Şimdi böyle diyenlere ağzımızı eğip bükerek onların kalbi kırılmasın diye şöyle davranayım diyecek halim yok. Buradan açık olarak söylüyorum. Efendim, bunlar inkar edilecek mevzular değil. Allahu Teala'nın kudretine karşı gelinmez. Bir tane cahil çıkıp da İsa aleyhisselam göğe kaldırılmış, orada oksijen yok diyen insan olabiliyor. Düşünsenize. Yani birisi Adem Aleyhisselam'ın babası vardır diyebiliyor. O zaman onun babası, onun da babası var. Bir tanesi Allahu Teala senin kimle evleneceğini, ne zaman öleceğini bilmiyor diyor. Öyle herkes kafasına göre melekler çalışıyor gidiyor. Aramızdaki bu beyinsizler yüzünden maalesef kafalar karışmış durumdadır. O yüzden anlatıyorum. Bakın İsa aleyhisselam hangi mucizeleri Allah'ın izniyle verdi? Yok. İnanmayacak olan karşısındaki ölüleri diriltse de inanmıyor. Böyle çok garip olaylar, harikulade olaylar imtihana aykırı değildir. İnsan düşünür ya, hoca olmaya gerek yok. Dağ başında benim gibi bir çiftçinin oğlu da olsan. Topraktan ilk insanı yaratan, annesiz babasız olarak yaratan çamurdan yara sayı yaratan dabbe denilen hayvanı yaratmaktan aciz midir ya? Haşa. Böyle bir hayvan yoktur, olamaz demek. Allahu Teala böyle bir varlık yaratamaz demek değil midir? Kur'an-ı Kerim'de dabbe mevzusunda direkt olarak ittifakla sabittir, hayvan anlamına gelir. Hastalık veya alet demez. Açıkça konuşan bir hayvan deniyor. Neml suresinde geçer. Surenin meali şöyledir: O söz başlarına geldiği kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Bu dabbe onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. İşte bu kadar açık seçik bir ayet olmasına rağmen maalesef bir cep telefonu mudur yoksa AIDS mikrobu mudur dabbe diye söyleyenler var. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi konumuz olan dabbetül arzı nasıl tarif etmiş? Dabbetül arzın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğu ise koç kuyruğuna benzer. İnsanlar bu hayvandan kaçarlar. Bakın hayvan deniyor hadis-i şerif dedi. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir. Ey kişi! Şimdi mi namaz kılıyorsun diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler kafirlerden ayırt edilerek tanınır deniyor. Yani hala bu bir cep telefonudur diyenler, İnsan gerçekten bazen aklını kaybettiği zaman, düşüncesi sıfırlandığı zaman komik durumlara düşüyor. Bu arkadaşlara göre, zavallılara göre, dabbetül arz cep telefonudur diyenlere göre şimdi telefondan kaçıp namaza mı duruyor millet? Telefondan korkan birisini gördünüz mü? Onların düşüncesine göre bu. İşte biz konumuza dönelim. Dabbetül arz insanların hangi durumda olduklarını, inanıp inanmadığını belirten bir damga yapacak. Açıklama bu. Dabbetül Arz bir rivayete göre, Musa aleyhisselamın asasıyla mü'mine dokunacak, alnına cennetlik yazacak, yüzün nurlanacak. Kafire Süleyman aleyhisselamın mührünü vuracak, cehennemlik yazılacak. Tabi o da kendi kafasına göre değil, ona verilen emre göre. Çünkü bu mevzularda unutmamamız gereken bir şey vardır ki, bir yaprak bile şu güzel sonbaharda sarı sarı kuruyan, düşen yapraklar var ya, güzel bir görüntü olur böyle ağaçların altında, onlar bile tek başlarına düşmezler. Benim artık miadım doldu, ben düşeyim demezler hepsi Allahu Teala'nın iradesi, istemesi, kudreti ve dilemesiyle olur. Ol dedi mi olur? Bu olay da böyledir. Dabbetül arzda kendi kafasına göre hareketler yapacak şey değildir. Bir kez daha aktarıyoruz. Bu hayvan telefon değildir, radyo değildir, efendim şu bu değildir. Hadis-i şeriflerde anlatılmış. Bir hayvan olduğu, ayakları olduğu, kulakları, kanatları, kuyruğu olduğu, başına kadar hepsi yazılmış. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Değerli kardeşlerim, kıyametin büyük alametleri neredeyse tamamına yakını çıkmıştır. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mehdi Aleyhisselam da inecektir. Daha doğrusu bu gökten inme tabiri değildir. Eserlerde inme derler. Buna Ehli Sünnet âlimleri yeryüzünde 40 yaşından sonra Mehdi Aleyhisselam olduğunu anlayacak demiştik ya bir parantez açmıştık. Kendisi vatandaş arasında dolaşmaya başlayacak ve o zaman gökyüzünden bir ses gelecek demiştik. Mehdi aleyhisselamın da bir görevi var. Onun alametleri nelerdir? Ona geçelim. Mehdi aleyhisselam, ilk önce şuralı veya buralı, babasının ismi şuydu, buydu, mevzuları oldukça yanlıştır. Birileri Mehdi benim, demektedir. Benim babamın ismi de şudur demektedir. Bu mevzular oldukça tehlikelidir. İlk önce onu sizlerle beraber paylaşmaya çalışalım. Mehdi Aleyhisselam dört hak mezhebi kaldırmayacaktır. Efendim bazıları diyor ki Mehdi Aleyhisselam geldi, tamam gelecek lakin bütün mezhepleri ortadan kaldıracak. Bu da çok büyük bir ayıptır bu konulara dikkat etmek gerekmektedir. Deccal'in de nasıl çıkacağı açıkça bildiriliyor. Hz. Mehdi aleyhisselam Kudüs'e intikal ettiğinde Deccal'in çıktığını haber alacaklar. Yine Medine'de doğacağı aktarılmış. Mehdi'nin en kuvvetli ihtimal bu. Medine şehrinde doğmayacak olsa ne diye Medine'de doğacak densin? köyde veya şehirde doğmasının ne önemi var? Bunu ne yapmışlar? Medine de yazıldığı için hadisi şeriflerde Medine ne demek? Şehir demek demişler. O yüzden Medine de değil de bir şehirde doğacak demişler. Yani birileri kendi hocasının veya kendisinin bizzat öyle adamlarda var ya, Mehdi olduğunu anlatmak için elinden geleni yapacak. Ama bunlar zırvadan başka bir şey değil. Çünkü bir iki tane örnek göstereyim. Mehdi Aleyhisselam'ın yine Rabbimizin mucizelerinden bir tanesidir. Bitmeyen bir hazinesi olacaktır. Bir rivayete göre şu anda Fırat, Dicle nehirlerinden onun temelinden oraların suyu biraz daha azaldığı zaman öyle altınlar çıkaracaktır ki dünyanın birçok yerinden efendim mücevheratlar gelecektir. Bunları İslam yolunda kullanacaktır bir isteyene beş verecektir. Aynı zamanda sözü çok tesirli, konuşması herkes tarafından anlaşılan bir zat olacaktır. Kendisinin 40 yaşında müthiş bir ilimle ilimlendirildiğini de programımızın başında sizlerle beraber paylaşmıştık. Hasılı bu aktardıklarımız Mehdi aleyhisselamın öyle sıradan bir insan olmadığını, internette, sosyal medyada ben o beklediğiniz Mehdi'yim zırvalarına kesinlikle dikkat etmememiz gerektiğini bizlere anlatıyor. Mehdi aleyhisselamın görevi İsa aleyhisselama yardımcı olmaktır. Mehdi aleyhisselama peki asker nasıl olunur? İşte burada mutlaka hepimizin düşünmesi gereken bir durum vardır. Mehdi aleyhisselama askeri olmak. Çocukluğumuzdan beri büyüklerimizin belki de dua ettiği, değil mi? Amin dediğimiz efendim güzel şeyler. Beklentiler. Mehdi aleyhisselama kim asker olacak? O Allahu Teala'nın ilmi ezelisinde bildiriliyor ve insanların kapılarına işaret geliyor evvela. Kimsenin haberi yok asker olup olmayacağını bilmiyor. O işaretlenen kapılara görevliler geliyor ve sen şu vakitte inen Mehdi'nin askerisin. Haydi onun yanına deniyor ve alıp sizi götürüyorlar. İşte o dakikadan sonra anlatıldığına göre ben tevbe edeyim. Efendim şu günahlara bir daha dönmeyeyim. Kılık kıyafetimi böyle yapayım demenin de bir faydasının olmayacağı anlatılıyor. Bu konu oldukça ilginçtir. Yani o vakte kadar ne yapıldıysa yapıldı. Ondan sonrasında büyük pişmanlıklar fayda vermeyecek. Değerli dinleyenler, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olarak şunu da söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam'ın başı hizasında bir bulut onunla beraber gidecek. Bu Mehdi'dir sözünü dinleyin mutlaka diyecek. Yecüc ve Mecüc ile ilgili de bilgiler var. Mesela bu durum Enbiya suresinde geçer. Kur'an-ı Kerim'den e, alıntıdır. Şöyle yazar. Hatta vakit olsa biraz daha fazla bunları sizlerle paylaşabilirim ama kısaksa en azından paylaşayım. Enbiya suresinin 96. ayetinde şöyle buyruluyor. Yecüc ve Mecüc set yıkılıp her tepeden akın ederler. Zülkarneyn aleyhisselamın kıssasını aranızda hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. Zülkarneyn aleyhisselam, Hızır aleyhisselamla beraber bir yere gitti. O beldede bir binanın göçtü göçecek halde olduğunu gördü. Bir baktı ki oradakiler telaşlanıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Yecüc, Mecüc'den bahsettiler. Bizim bütün efendim bitkilerimizi, bütün nebat ne varsa onları mahvetti dediler bizim her şeyimizi. Ee, yaklaşıyor buraya kadar. Bizi mahvedecek Zülkarneyn aleyhisselam da orada demiri, bakırı vesairesini karıştırdı, bir set yapmıştı. O seti kıyamete kadar ne dedi Zülkarneyn aleyhisselam? Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu Yecüc, Mecüc burada karantinada kaldı. Bir hapishane gibi düşünün. Ama ne dedi? Kıyamette Allah'ın istediği bir dönemde burayı yıkacaklar. İşte Yecüc Mecüc, Yiyici. Bütün bitkileri, böcekleri, mahveden tahılları sıfırlayan efendim, haşeratlar düşünün. İşte o da kıyamet alametlerinden bir tanesi. Az önce size anlatmaya çalıştım ya. İsa aleyhisselam'ın gelmesinden önce hem Müslüman nüfusu çok azalacak azalacak. Mehdi Aleyhisselam ve kendisiyle beraber yükselecek demiştim ya. İşte o kıyamete en yakın zamanda artık Müslümanların sayısı oldukça azalacak. Çok 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 azalacak ve sonra zaten bir tane Müslüman kalmadıktan sonra da kıyamet kopuyor. Ama öncesinde Yecüc, Mecüc denilen o yaratıklar bütün topraklara nüfuz ederek... Hiçbir yerde bitki bırakmıyorlar. Size bir örnek vereyim. Geçen hafta değil ondan önceki hafta bir belgesel kanalında şunu duydum. Eğer dedi dünyadaki, buraya dikkat edin, dünyadaki bitkiler şu anda tarımla uğraşılıyor. Ne kadar GDO'lu desek de. Bir sene, sadece bir sene ürün vermemiş olsa dünya nüfusunun yüzde kırkı açlıktan ölürmüş. Ve bir sene daha vermese dünyada insan kalmazmış biliyor musunuz? Düşünün, bize garip geliyor. Bak, bakkala gidiyorsun, buğday yok. Un yapacaksın. F tamam, fırınlar çalışmıyor. Evde ne yapacaksın? Karnını doyuracaksın. Makarna alacaksın. E makarna neyle yapılıyor? Unla yapılıyor. Stoklarda 100 senelik, 200 senelik bir şey yok. Şimdi çok ilginç. Domates yemiyorsun. Domatesi bırak. Ya, hiçbir şey yok yiyeceğin. Bir şey ekemiyorsun. Çünkü yecüc mecüc bitirmiş. Böyle hayal ederseniz nasıl bir kıtlık olacağını aklınıza getirirsiniz. Hadi konserve aldınız. E kaç sene konserve alacaksın? Düşün 50 yıl kıtlık var. 50 yıl hiçbir şey ekilmedi. 50 sene gidecek bir konserve üretilmemiş daha. Bir sene iki sene gidiyor. Ve petrolü düşünün. Petrol şu anda. Petrolsüz bir şey yapılamıyor. Hadi dünyada petrol gitti. Plastik hiçbir ürün yok. Arabanın benzini yok. Efendim son model araba aldın. Bilmem kaç milyarlık. 500 bin liralık araba aldın. Benzin yok. Ne yapacaksın o arabayı? Teneke parçası. E, dizel de aynı şekilde. E, benimki gazlı. E, gaz neden üretiliyor? O da petrol malzemesi. E, benim elektrikli. Ha, şuraya gelelim. Elektrik nasıl icat ediliyor? Ne oluyor? O şekilde. Alimler diyor ki, güneş ışınları artık eskisi gibi uğramayacağı için ve bu sudan hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrikler var biliyorsunuz. Suyun akıntısı bile bitecekmiş o zaman. Düşün ya senin tankın var, <laughs> uçağın var ama kimseye zarar veremiyorsun. Uçağı kaldıramıyorsun ki. Televizyon yok, cep telefonları yok. Böyle bir zaman düşünün. İşte o zaman Yecüc Mecüc'ün zamanı denilebilir. Yine Duhan suresinde ki adıyla müsemma Duhan suresi 10. ayetini aktarılıyor. Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle o duman bildiğimiz duman değilmiş. Dumanın tesiri mümine nezli gibi gelirmiş. Böyle burnunu kaşındırırmış ama o duman kafire çok şiddetli gelirmiş. Bu anlattıklarım artık kıyamet koptu kopacak zamanlarındaki. Ve güneş normalde nereden doğuyor? Doğudan doğuyor, batıdan batıyor. İlkokuldan beri neyi ezberledik? D harfiyle başlıyor ya doğmak. B batmak. Doğu batı. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Ama o zaman tam tersi. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez. Ateşin çıkması, Hicaz'dan bir ateş çıkacak. Oradaki ateş, o alevler ta Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak. Gökyüzünde o kadar büyük ateşler çıkacak. Acaba ne ateşidir? Bunu bilmiyoruz. Yine yer batması görülecek deniyor. Şimdi küçük küçük yerlerde tarlaların aralarında biliyorsunuz böyle çatlaklar oluyor. Obruk deniyor. Sonra böyle açılıyor belli bir zaman. Onun daha büyüklerini düşünün. Yüzlerce kilometrelik yer batışları, çöküntüleri görülecek. Bu da kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi aktarılıyor. Şimdi bunlar aktarılanlar hadisi şeriflerden. Bu rivayetlerden bir tane, bana göre şöyledir diyen bir kişinin, bir alimin yorumunu katmadım. Direkt olarak hadisi şerifler ve farkındaysanız, efendim bugünlerde moda olduğu için söylüyorum, yoksa hepsine biz iman ediyoruz. Zayıf hadis, şöyle hadis, böyle hadis denmesin diye, ortak noktalardaki hadisleri okudum sizlerle. Yani Hakim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Buhari'de, Müslim'de, geçen hadisi şerifleri size aktardım. Bu yere geldikten sonra bu kadar kıyametle ilgili mevzular var. Peki ben Kur'an-ı Kerim'i açtım, okumak istiyorum. Kur'an-ı Kerim sayfaları silindi. Lütfen hayal edin. Artık tevbe edip namaz kılmak istiyorsunuz, secde edeceksiniz, Ya Rabbi beni affet diyeceksiniz ama yer sizi kabul etmiyor, geri gönderiyor. Bu neyi gösteriyor? Artık alametleri var. Bu şuna benziyor, ölüm anında yapılan tevbenin yani artık ölüm anı ne demek? Azrail aleyhisselam geldi ki onun gelişi bize inşallah hayırlar getirir hepimize amin. Ne zaman biz Azrail aleyhisselamı gördük keyfimiz yerindeydi. Zaten Allahu Alem gidişatımız da belli. Ama kendisinin gelişini kötü gördük Allah korusun gidişatımızda kötü. Şimdi Can Boğaz'a gelip de dayandığı zaman Azrail Aleyhisselam'ı gördüğüm zaman eyvah ben tevbe ediyorum nasıl diyemiyorsak ölüm anına kadar son nefese kadar tevbe kapısı açıktı değil mi? Demek ki bir şeylerin belirtisi çıktıktan sonra tevbe nasıl kabul edilmiyorsa kıyamet alametleri artık çıkmış, kıyamet neredeyse koptu kopacak. Tamam ben bu zamana kadar şunu yaptım, bunu yaptım deyip tevbenin de bir faydası olmuyor o zaman. Onlar da oldukça önemli arkadaşlar. Son olarak okuduğum hadis-i şeriflerden kıyametin yaklaştığına delalet edenleri sizlerle bir paylaşayım. 10 tane seçeceğim. Bakalım 2018'in Türkiye'sinde, 2018'in dünyasında ne kadar yakınız veya değiliz size bırakıyorum bunun yorumunu. 1- Adam öldürmek çoğalacak. Günümüzde çoğalmıyor mu? Her sene bunlar daha fazla medyada yerini almıyor mu? Efendim dine uymak, dindar olmak, dinin gereklerini yapmak ayıp sayılıyor. Sayılacak demiş. Bugün öyle sayılmıyor mu arkadaşlar? Emri bil maruf yani iyiliği tavsiye etmek, nehi anil münker, kötülükten insanları sakınırmak yapma kardeşim, etme kardeşim, yapma yavrum gibi. Bunları diyecek insanlar azalacak. Faiz yükselecek, tefecilik yükselecek, yükselmiyor mu Allah aşkına? İçki çok içilecek, içilmiyor mu artık? Hele hele Müslüman ülkesi denilen şu güzel yurdumuzda, yüzde 90 bilmem kaçının Müslüman olduğu ülkede, 100 kişiden neredeyse 40'ı içki müptelası. Rakamlar bunu gösteriyor. Sonra diyor ki, İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olacak. Lütfen siz söyleyin günümüz nasıl? Anarşi çoğalacak. Ben Allah'a iman etmiyorum diyenler özgürce bu fikirlerini söyleyip sokaklarda rahatça dolaşacaklar. O devirde değil miyiz? Yazarları, çizerleri kafasına göre konuşmuyor mu? Ve son iki. Komşuluk neredeyse bitecek, kötüleşecek buyruluyor. Bugünkü komşuluklarımızı görmüyor musunuz? Adam kendi evinde ölüyor yalnız yaşayan biri. Komşuları onun öldüğünü nereden hatırlıyorlar? Akıllarına geliyor. 20 gün geçmiş. Leş kokusu var. Bir yerden koku geliyor. Nereden diyorlar? Apartman sakinleri sitede oturanlar yöneticiye söylüyor işte. Hepsi toparlanıyorlar. Şu evden geliyor. Çalıyorlar. Kapıyı açan yok. Gidiyorlar polise. Bir açıyorlar şişmiş bir ceset. Bizim bugünkü komşuluğumuz budur arkadaşlar. Ve sonra erkeklerin kadına benzemesi, kadınların erkeğe benzemesi. Bugünün tam tabiri ve veledi zinaların çoğalması. Bunların hangi biri çıkmıyor? İşte İstanbul'un feth olunması, Körfez Savaşı'nda hatırlarsanız 90'lı yıllarda meydana gelen o petrol kuyularının yanması, şu an Fırat ve Dicle nehrinin kurumaya başlaması, bunların birçoğu dinin hafife alınması, Müslümanların ezilmesi, Müslümanların dünyaya düşkünlüğü, bunların hepsi de yakın alametler deniyor. Biz programın başında anlatmaya çalıştığımız gibi sonda da aynısını söyleyerek huzurlarınızdan ayrılalım. Kıyamet ne zaman kopar? Nasıl kopar? Denizler acaba gökyüzüne mi gider? Bundan ziyade biz kendi ölümümüzün bir kıyamet olduğunu unutmayacağız. Bizler ehli sünnet inancına mensup olan insanlar olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığına inanacağız ve o yoldan gitmeye çalışacağız. Dua edeceğiz, biz görmesek bile bizim neslimizden o zor zamanları görecek olanlara Rabbimiz Celle Celaluhu yardımcı olsun, o onların yar ve yardımcısı olsun, insi ve cinni şeytanların şerrinden bütün kötülüklerden muhafaza buyursun amin diye dua edeceğiz. Bazı alametler şu gün nasıl apaçık ortaya çıkıyorsa bundan sonraki zamanlarda da çıkacaktır. Sanki sistemli bir şekilde aptallaştırılıyoruz. YouTube sayfalarına bakıyorsunuz trend denilen videolara. Evet, arabama şunu taktırdım nasıl olmuş 3 milyon görüntü. Efendim burun kılımı şöyle kestim nasıl olmuş bilmem kaç milyon tıklama. Ben başörtümü şöyle örtüyorum. Bilmem kaç milyon kişinin izlemesi. Eşek kadar adam, affedersiniz, oturmuş saatlerce bir oyunun bilgisayar oyununun karşısında bunu da canlı yayından yayınlıyor. Saçma saçma hareketler yapıyor. 4 yaşındaki çocuğun yapmayacağı hareketler. Bilmem kaç milyon kişi izliyor. Futbolun arkasında milyonlarca insan koşturup duruyoruz. Maalesef hanım kardeşlerimiz saçma sapan şeylerle hayatları devam ediyor evlilik programları yok şu programları vesairesiyle moda almış başına gidiyor. Çocuklarımız artık anne babalarına anne baba gözüyle değil arkadaş gözüyle bakmaya başlamışlar. Saygı neredeyse kalmamış. Böyle aile değerlerinin unufak edildiği, karı kocanın arasındaki saygının, sevginin parçalandığı, kadınların ayrı telden, erkeklerin ayrı telden, İslam'ın hiç düşünülmediği bir zamanda Kıyamete ne kadar yakın olduğumuzun farkında mısınız? Ümidi elden bırakmayalım. Ya Rabbi! Ne olur hakkımızda hayırlısını eyle. Bizler aciziz, zavallıyız. Herkesin ve her şeyin sahibi sensin. İnsanların yüzünün kara olduğu o yerde yüzü kara olanlardan eyleme. Ne olur bizleri seni daha iyi anlamayı nasip eyle. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında toplanabilmeyi ve bunu başarabilecek dünyada yararlı işler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, boş heveslerden, boş saatlerden kendimizi mahvettiğimiz, ilimsiz geçirdiğimiz o yıllardan ne olur bizi sorumlu tutma. Bundan sonraki hayatımızı öncekinden daha hayırlı eyle. Amin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle en emin olana sizi emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.